Efendim merhabalar öncelikle. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Hakan Altınay. Altınay Teknoloji Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi içerisindeki Ar-Ge ve araştırma konularındaki çalışmalarla öncelikle robotik konularında araştırma ve geliştirmeye başladık. Sonra ilerleyen 30 yıl içerisinde farklı teknolojilerde ana alanımızın içerisine dahil oldu. Şu anda robot teknolojileri, araç mühendisliği, elektro mobilite, savunma teknolojileri, iniş takımları, eğleyiciler gibi geniş bir alanda insan sava araçlarına dahil olmak üzere yaklaşık 7 alanda Türkiye'de ulusal seviyede teknoloji üreten bir grubuz. Efendim, Saha Expo 2004 Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma sanayi kümelerinden biri. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Saha Expo Türkiye'nin ulusal seviyede teknoloji, özellikle savunma alanındaki teknolojiyi geliştirmek ve buna egemen olmayla alakalı bir çalışmayla başladı. Yani ülkemizdeki özellikle küçük, orta ve büyük boy işletmelerin belli seviyelerde savunma alanındaki teknolojiyi hakim olması ve ilerleyen dönemde özellikle hem firmaların sahip olduğu teknolojik altyapıyı hem de bunun ortaya çıkarmış olduğu ürünleri sergileme konusu gündeme geldi. 2018 yılında başlayan fuarlaşma süreci yaklaşık 10-15 bin metrekarelik bir kapı alandan bugün 90 bin metrekarelik bir kapı alana ulaştı ki bu çok büyük bir başarı. Çok kısa zamanda uluslararası seviyede önemli bir fuar haline döndü. Türkiye açısından da önemli bir başarı olduğunu burada ifade etmek isterim. Efendim, Altınay savunma ürünleri olsun, Dasal ve Taş. Bunları yurt dışı pazarında görebilme imkanınız var mı? Herhangi bir plan, proje? Saha Expo özelinde de anlaştığınız firmalar ve hedeflediğiniz bir proje var mı? Tabii. Biz temelde ürünlerimizi üçe ayırıyoruz. Bunlardan komponent düzeyinde olan ürünler, komponentlerin birleşerek sistem haline dönen ürünler, sistemlerin birleştiği platform ürünleri. O yüzden de hem platform hem komponent düzeyinde ürün geliştiriyoruz. Altınay Savunma, komponent ve sistem geliştiren firmamız. Altınay Savunma firmamızın altında olan iştiraklerimiz Taç ve özellikle Dasal'da ise hem platform hem de komponent düzeyinde ürünler geliştiriyoruz. Bunlar ulusal seviyede kullanılan ürünler olduğu gibi uluslararası seviyede de ürünler hale dönüşüyor. Özellikle insansız hava araçlarında Amerika, Orta Doğu, Afrika gibi ülkelere ürün ve sistemlerimizi satıyoruz. Altınay Savunma olarak farklı ülkelerde yapmakta olduğumuz özellikle mühimmat teknolojileriyle alakalı, ayırma ve ayıklamayla alakalı yapmış olduğumuz önemli projeler var. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Hem Batı Avrupa'da hem de özellikle Orta Doğu ve Afrika'ya, bazı konularda da son dönemde Asya'da da önemli proje görüşmelerimiz ve ürün satışlarımız başlamış vaziyette. Efendim, Altınay Savunma olarak yerleştirme hamlesinde alt yüklenici firmalara ne gibi katkısı sunuyor? İç pazarda Altınay Savunma'nın yerini? Şöyle, biz aslında kendi yapmış olduğumuz çalışmayı şöyle özetliyoruz. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştiren ve bunları üreterek teknolojiye egemen olan bir firma olmak. Teknolojiye egemen olmanız için de bilgiye hakim olmanız gerekiyor. Yani üretebilme, bilgiyi üretebilme yeteneğine hakim olmanız gerekiyor. Zaten üretebilme yeteneğine hakimiyet bir ürünü geliştirme anlamında, ürünü geliştirme bilgisine hakim olmak demek. Bunun da arkasında yatan en önemli şey insan. Ben bunu yapabilirim dedirttiren, bilgiyi oluşturan insan olduğu için biz yaklaşık 30 yıldan beri teknoloji üretebilen ve yönetebilen insan geliştirme konusunda önemli bir altyapı çalışması yapan bir şirketiz. Doğal olarak Altınay Savunma Teknolojileri grubumuz insana yaptığı yatırımla aslında Türkiye'de mühendislik ve teknoloji anlamında kendi ürünlerini üreten ve bununla alakalı gelecek vizyonunu oluşturan bir şirket. Biz hem kendi teknolojimizi geliştiriyoruz hem de bizle beraber çalışan firmalarla onların bizim yapmış olduğumuz ürünlerin üretme konusunda, üretim teknolojileri konusunda kabiliyetlerini arttırma ile ilgili destek oluyoruz. Yani Türkiye'de özellikle savunma alanında teknoloji geliştirmek büyük bir piramit olarak değerlendiriyoruz. Bu piramitin en üstünde
Türkiye'nin ulusal seviyedeki en büyük vakıf şirketleri var. Orta tarafta Altınay Savunma Teknolojileri gibi bu alanda hizmet veren, hem platform geliştirmeye hizmet veren hem de ürün ve sistem yapabilme yeteneği olan şirketler. Bizim de altımızda üniversiteler, KOBİ'ler, orta boy işletmeler gibi geniş bir alanda hizmet sağlayıcı bir alan var. O yüzden Altınay Savunma Teknolojilerinin ulusal seviyede Türkiye'de paydaşlarıyla beraber yapmakta olduğu çok önemli görevler var. Silahlı kuvvetlerde de daha çok ürünlerini göreceğiz yani. Şöyle, zaten geliştirdiğimiz ürünler özellikle komponent ve sistem bazında doğrudan bir savunma endüstrisinin ihtiyacı olan ürünleri geliştirmek üzere yapılıyor. Doğrudan gittiği bir yer var. Mesela bir tankın yükseliş eğleyicisi ve yan eğleyicisi, işte milli gemi platformumuzda helikopter yakalama sistemi, işte nazar teknolojileri, satkom antenleri, mühimmat ayırma ve ayıklama teknolojileri, bunlar zaten şu anda doğrudan kullanıcı dediğimiz kuvvetin, yani askeriyenin kullandığı ürünler haline dönüşüyor. Zaten biz çıktı olarak doğrudan bu ürünleri kullanan altyapıya hizmet veren bir şeye sahibiz, birikime sahibiz. 2024 yılı bitmek üzere. 2025 yıl sonrası, 2024 yılında hedeflediğiniz ihracata ulaştınız mı rakamsal olarak? 2025 yılı sonrası bir de Borsa İstanbul özelinde Altınay'ın yeri ne olacak? Bununla ilgili yatırımcınız da merakla bekliyor. Bunlarla ilgili kısa bir açıklama. Şöyle, yani 2024 yılı biz uzun dönemli proje yapan bir firmayız. Uzun dönemden kastettiğim, yani projenin bir Ar-Ge süresi var. Sonra onun ürünleşme süresi var, yani teknoloji üretme süresi var. Sonra da onun nihai olarak bütün testleri bittikten sonra kullanıcı dönemi var. O yüzden de proje sürelerimiz bizde yaklaşık 1 ile 3 yıl arasında. O yüzden uzun dönemli proje stoklarımız oluyor. Altınay'ın en büyük başarısı uzun dönemli proje stoğu oluşturabilme yetkinliğine sahip bir şirket. Bizim yıllar sonrasıyla alakalı önemli bir backlog projesi, backlog oluşturma yeteneğimiz oldu. O yüzden geleceğimize, yani özellikle 3 yıllık planda bakarsak, 3 yıllık plan içerisinde proje stoğumuz bizim açımızdan çok anlamlı bir düzeyde. İhracat konusu bizim farklı teknolojilerde geliştirdiğimiz bir alan. O yüzden savunma ve havacılık konusundaki ihracat imkanlarımız farklı oluyor. Özellikle mühimmat teknolojisindeki ihracat imkanlarımız farklı, ama hakikaten çok geniş bir alanda. Yani Asya'dan Amerika'ya kadar geniş bir alanda önemli bir proje stoğuna doğru gidiyoruz. Zaten sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları değil, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda da önemli bir birikime sahibiz. Şeyden de memnunuz. Hem ulusal seviyedeki projelerdeki satışlarımızdan, hem mevcut yeni proje stoğumuzdan, hem de uluslararası düzeyde proje anlaşmalarından memnunuz. O yüzden de bize inanarak bizim yanımızda bulunan Türkiye'deki bütün yatırımcılarımıza bu vesile teşekkür ediyoruz. Altınay geleceğine güvenle bakan, güçlü bir şirket, hem insan kaynağıyla, hem sahip olduğu altyapıyla, hem kurduğu tesisleriyle ülke açısından çok önemli bir kazanım olduğunu bu vesilesiz aracınızla söylemek isterim yani. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.